Merhaba çiçek dostlarım, Çiçek Dolu Dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle akşam akşam bir video çekiyorum. Aslında şöyle dışarıda çok bir ses var. Camları kapatmama rağmen bayağı bir herhalde kaynak yapıyorlar. Yine de dedim şöyle camı kapatayım, bir video çekeyim akşam namazına doğru. Şöyle birazdan da akşam ezanı okunur. Bir yandan da yemek yapıyorum arkadaşlar. İş bitmiyor maalesef. Allah can sağlığı versin. Yarın da inşallah ev temizliği yapacağım. Bugün böyle hani dün akşam video çekince isteyen arkadaşlar oldu. Onların siparişlerini oluşturdum. Adres bilgilerini yazdım. İnşallah pazartesine yine kargo hazırlığı yapacağım. Şöyle bunlar elimde olanlar arkadaşlar. Bayağı bir hani isteyen arkadaşlar oldu. Herhalde 5-6 tane satıldı. Şöyle bunlar 150'likti. O şekilde ayırmıştım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok güzel gerçekten. Kaçırmayın derim. Yani ben bulmuşken biraz fazla aldım tabii ki. Çünkü çok daha çok aglonema tercih ediliyor. Benim de tercih ettiğim gibi sizler de güvendiğiniz için şöyle hem de çok güzel yaprak formları. Şöyle bunlar da 200 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Böyle saksılarda, saksı değişimde yapmanıza gerek yok. Bu şekilde yeni topraklara ektim. Şöyle şu farklı tabii ki. Şöyle bu beyaz çillisi. Şöyle aglonema kivi. Bundan iki tane kaldı arkadaşlar elimde. Şöyle bunlardan da bayağı bir azaldı. Şu var. 250 arkadaşlar bunun fiyatı. Şekilde. Şu anda ses geliyordur. Camı kapattım ama yine de ses geliyor bana. Size de geliyor mu bilmiyorum. Şurada yine göstereyim. Monsteralar var arkadaşlar. Şöyle 120'ye var. 50 TL'ye var. Şu en büyük 180 TL fiyatı. Bu şekilde bakın. Bunlar da çok güzel. Şöyle ayırdığım çiçekler var. Dün de paylaşmıştım. Şöyle Beyza Nur Hanım'ın bu. Adres bilgisini de yazdım. Şöyle bunları ayırmıştım dünden. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu yerde de var. Şurada. Bugün yine ayırdıklarım oldu. Şunları ayırdım. Şöyle ikisine. Şunları ayırdım arkadaşlar. Bunu ayırdım. Yanına ekleme yapacağız. Şunları ayırdım. Bunları kök ayrımı yaptım bu şekilde. Bunlar da bir tanesi Fatoca'nın şu. Şöyle de satıldı. Şurada sadece bir adet kaldı. Artık devamı yok. Öyle söyleyeyim. Çünkü gerçekten çok pahalı bir tür. Yani ben de 450 dediğim zaman biraz zor satış oluyor. Ama gerçekten çok pahalı bir türlerden. Aglonema türü arkadaşlar. Yani değer mi değer? Çünkü gerçekten çok güzel. Zaten çiçeklerin fiyatları o kadar çok uçuk ki anlatamam. Yani en kötü bir çiçek birine gerçekten 250-300 liradan başlıyor. Şöyle bu da aglonema, daha pahalı tür. Bu şekilde boyutu da çok güzel. Şöyle göstereyim. Son bir adet kaldı elimde. 450 TL fiyatı. Almak isteyen arkadaşlar olursa bir tane var. Şöyle 350. Bu da aglonema. Şunu ayıracağım, daha kök ayrımı yapmadım. Şunlar ayırdıklarım arkadaşlar. Şöyle bunlardan birer adet kaldı. Şöyle göstereyim. Şunlar satıldı. Şunlar satıldı. Şöyle solucan gübresi, kök güçlendiricisi isteyen arkadaşlar varsa şöyle 1 litrelik 150, şöyle 500 milimlik 80 TL arkadaşlar fiyatı. Bu şekilde şu kasa içindekileri ayırdım. Onlar da Hanife Hanım'ın. Şöyle yine Seyma ablacığımın var. Orada oynaması. Bu şekilde.
Böyle videomu kapattım. Tekrar devam edeyim. Ezan okundu. Ara verdim. Şöyle arkadaşlar. Bunlar menekşeler. Bu şekilde elimde olan türlerim. Şöyle göstereyim. Picasso yapraklar da var. Şöyle. Yine söyleyeyim, bunların çiçek renklerini bilmiyorum arkadaşlar nasıldır. Şöyle bir tanesi açtı. Bu şekilde. Tomurcuğu da var. Bazıları tomurcuklu geliyor. Şöyle zaten yarısı gitti menekşelerin, satıldı. Şöyle bakın. Bunların fiyatı 120 arkadaşlar. Boyutları da güzel. Şöyle göstereyim. Böyle saksıya geçtiği zaman daha güzel gelişirler. Şöyle. Bunların fiyatı 120. Episkiyalar 130. Dantel çiçekleri 130. Şu an burada yok. Eşim de salonda olduğu için oradan da çekim yapamadım bugün gündüz. Şöyle dantel çiçekleri şu şekilde arkadaşlar göstereyim. Çok iyi net çekmiyor akşamları. Telefon. Şöyle bakın dantel çiçekleri. Şöyle kol atarak beyaz çiçekleri oluyor. Dantel şeklinde 130. Episkiyalar 130 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu episkiya var elimde. Bakın şöyle. Telefona yine bir şeyler oldu. Akşam olunca. Bu da açacak inşallah. Böyle bakın bayağı bir yavrulu. Şöyle yine kol atıyor tabii ki. Şöyle bakın üstünde de yavruları var. Arkadaşlar telefona bir şeyler oldu. İyi çekmiyor maalesef. Arada böyle yapıyor. Niye oluyor anlamıyorum. Neyse. Şöyle 200 TL bunun fiyatı. Bakın bunu, bu güzelliği kendime ayırmıştım. Bu kırılmıştı bana gelirken. Köklendirdim suda maden su şişelerinde. Şöyle kendime ektim. Kendim büyüteceğim artık. Bunun büyükleri var. Bol yavrulu 200 TL arkadaşlar içeride. Almak isteyenler olursa. Şöyle bu da Diefenbach'ya reflektör. Bakın çok güzel. Gerçekten çok beğendiğim bir çiçek türü. Diefenbachyalar olsun, aglonemalar olsun. Şöyle çok dayanıklı, güzel türler. Şöyle göstereyim kendi çiçeklerimi de. Şurada barış çiçeğim var arkadaşlar. Bu da bayağı bir susamıştı. Suladım, kendine geldi. Nemli toprağı da çok seviyor. Şöyle kohlerimi de göstereyim. Şurada da var. Kohlere sevenlere gelsin bu güzellikler. Şöyle yine kendime bardak menekşesi. Şöyle episki, unuttum. Kohlere ayırdım. Şurada menekşem var. Fitilli sulamada. Şuna da bir altına bir şey bulamadım. Fitilli sulama olunca çok iyi oluyor. En azından oradan görebiliyorum suyunun bittiğini şu şekilde arkadaşlar. Bakın içinde ip var. İpten şöyle toprağa nem veriyor. Şöyle kurdele çiçeğimin birini anneme vereceğim. Bugün annem de gelmişti. Hatta soruyor bu ne çiçeği diye. Kesin videoda izlemiştir de soruyor bana. Dedim ki anne kurdele çiçeği bunun birini sana vereceğim dedim. Şöyle yavrulu olanı vereceğim. Saksı değişimi yapar artık. Şöyle biraz daha büyük saksıya geçirir. Şurada da bir tane şey var. Mosa'nın beşiği. Şöyle burada da bunu da kendime ayırdım. Böyle annemle de paylaşıyorum.
O da seviyor çiçekleri. Anneme de ben aşıladım çiçek sevgisini. Beni izliyorsa buradan duysun. Artık o beni de geçti biliyorsunuz. Bahçesi çok güzel. Gerçekten çok emek veriyor annem. Sağ olsun bana destek oluyor ve sukulentlerime bakıyor. Her zaman gidemiyorum. Şu güzelliklerden tekrar sipariş vermeyi verdim hatta düşünüyorum değil. Bugün söyledim hani varmış ellerinde. İnşallah söyleyeyim de pazartesi göndersinler. Bir de bunların küçük boyda olanları gelecek arkadaşlar. Onlar da 100 TL olacak fiyatı. Şu güzellikleri ayırmıştım. Ödemesi de geldi. İnşallah pazartesi göndereceğim. Başka göstermediğim var mı? Şöyle paskalyalar var. Bunlar pembe. Bunlar 100 TL arkadaşlar fiyatı. Çelik olanlar 50 TL'den satışını yapıyorum. Şurada bunlar var. Bunlar çok güzel. Gerçekten kaçırmayın derim. Zaten kaçırdıktan sonra soruyorsunuz. İnanın çok pahalı bir tür. Her zaman da alamıyorum. Böyle isteyen oldukça isteğe göre hani alıyorum arkadaşlar. Şu 250 şu 300 bu da 300 arkadaşlar. Bu şekilde ayırdım. Şu da susamış. Şöyle bakın kohleralarım çok güzel oldu. Şöyle göstereyim bakın. Bu kırmızı açan. Yerini çok sevdi. Şöyle şu var isteyen arkadaşlar olursa şöyle satışta arkadaşlar şöyle hafif sarkıcı bir tür. Şöyle bakın çok güzel çiçekleri var. Şöyle. Bu da ceylan gözü. Çok güzel saksıları dolduruyor bu arkadaşlar. Yani bir tek bunu kaybetmedim. Bu da 100 TL bunun fiyatı. Almak isteyen arkadaşlar olursa şöyle çift dallı. Bunun küçüğü de olması lazım. Şurada göstereyim. Şöyle bakın. Bu da tutmuş. Kök yapmış. Bu da 50 TL arkadaşlar fiyatı. Şöyle çok güzel fide. Şöyle sardunyalarım var. 100 TL. Şöyle paskalyalar. Burada da var. Beyaz dilimler. Sihirbaz sardunya var. Şöyle 100 TL arkadaşlar. Sihirbaz. Bugün annem bana sardunya getirdi. Onu göstermedim. Bakın. Bundan geçen yıl çok sattım arkadaşlar. Çok sattım. Yani en az bir 30 tane satmışımdır. Şöyle kalanları da saksılara ekmiştim. Saksılarımı anneme götürmüştüm. Ve annem niye getirdin? Hani nasıl bakacağım? Yerim yok demişti. Ama bugün de bana diyor ki çiçeklerim çok güzel açtı. Hani dedim anne istemiyordun. Böyle yani bu güzellikleri görünce insan gerçekten çok mutlu oluyor. Kıyamadım ben bunu satmaya arkadaşlar. Şöyle kendime ayırdım. İnşallah bundan gidemiyorum da her zaman annemlere şöyle anneme söyleyeceğim. Bundan çelik olarak üretim yapsın. Çok güzel bir tür. Gül sardunya. Şöyle bakın. Kenarları çok güzel. Koyu pembe mi desem kırmızıya dönük bir renk. Şöyle gül şeklinde. Harika bir tür. Bu tam biraz geçmiş. Şöyle bakın. Çok güzel bir tür arkadaşlar. Annemin de balkondaki çiçekleri çok güzel. Bir gün anneme söyleyeceğim. Güzel bir video çeksin. Onu da paylaşmak istiyorum sardunyalarımı. Böyle her yeri doldurdum. Annemin evinde doldurdum. Ne yapsın? O da çalışıyor tabii ki. O da haklı. Ama yine de çok güzel bakıyor annem çiçeklere. Onun evinde de ayrı bir güzel oluyor tabii ki.
Şöyle kendimi ayırdıklarımdan bakın, bu tamamen yapraklarını sararttı. Toparlanacak, köklüydü dediğim gibi. Saksı değişimi olduğu zaman arkadaşlar şöyle yapraklarını sarartabiliyor. İnşallah toparlanacak. Bundan da ayırdım. Bundan da. Şöyle burada sihirbaz sardunyalar var köklü. 2 adet. Onlar da satışta. Böyle arkadaşlar bugünlük video. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Yarın tekrar yeni güzelliklerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.